Merhaba sevgili seyirciler. Burcu ve Murat Aybey ile İşin Neşesi programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün sevgili konuğumuz Hülya Talu. Kendisi bir eğitimci, profesyonel koç ve özellikle nefes konusunda da eğitimciliğiyle tanınıyor. Yenilikçi ve etkili öğrenme metoduyla bu konuda bize bilgiler verecek. Hoş geldin Hülya'cığım. Hoş bulduk. Hülya bizim çok eski de bir dostumuz aynı zamanda. Kendisiyle her zaman yaptıklarıyla, bize anlattıklarıyla çok ilgileniyoruz. Çok güzel şeyler yapıyor. Bugün de bu konuları konuşacağız. Evet, yenilikçi ve etkili öğrenme metodu, nefes ve farklı bilinçaltı teknikleriyle bunu yapıyorsun. Biraz bu konuda bilgi verir misin? Tabii ki. Şimdi sizlerin de zaten bildiği gibi hani bir eğitimci kimliğim vardı. Almanca öğretmeniyim. Mezun olduğum okul itibariyle bu, ancak öğretmenliğimi, Almanca öğretmenliğini bir devlet okulunda veya büyük bir okulda yapma şansı ne yazık ki bulamamıştım. Hayat ilginç bir şekilde son 3 yılda eğitimci kimliğimin kullanabilmem adına bana hediyeler sunmaya başladı. Bir üniversitede hiç ummadığım anda öğretmenlik teklifi alıp öğretmenliğe başladım. Hatta şöyle bir şey söylemiştim. Yani bu diplomayı aldım, evde öylesine duruyor. Ya hiç olmazsa hayatımda şöyle bir gün öğretmenlik yapayım dedim. Haftasına çağırmışlardı bir ay kadar. O öğretmenlik egomu tatmin etmek. Bundan daha iyi nasıl olur? Değil mi? Değil mi? Bunları yaşadım ama bu meyanda hakikaten şöyle bir şey var. Son 3 yılda eğitimci kimliğimle birlikte çok fazla özel ders, butik dershanelerle çalışmak, üniversitede eğitmen, öğretmen olabilmek gibi fırsatlar geçti elime. Ve ne yazık ki eğitim sistemimiz içerisindeki bazı boşluklar, çocuklara yaklaşım, korku ve tedirginliklerinden, öğrenmeyle ilgili çekincelerinden doğan ve aslında son derece pratik zekalı ve zeki çocukların yabancı dil eğitimi konusunda son derece başarısız olduklarına tanık oldum ve bu beni otomatikman şunu düşündürmeye sevk etti. Ne yapabilirim? Çünkü nefesle tanışmıştım o süreçte. Ve nefesle tanışınca o dönemde izlediğim seminerde şöyle bir şey söylenmişti. Hayatınız değişecek. İşiniz, eşiniz, aşınız hepsi değişecek demişlerdi. Biraz şöyle bir burun kıvırmıştım. Nasıl yani? Nasıl yani? Bu kadar olabilir mi? Sanırım vücuda yeterince oksijen girmeye başlayınca eşini, işini, aşını değiştirmeye karar veriyorsun. Benim sürecim de böyle başladı. Ve sevgili ortağımla birlikte neler yapabiliriz diye farklı farklı projeler geliştirmeye başladık. Ben eğitimci kimliğim sebebiyle bu konuda biraz daha ilerleyebilmek adına özel bir metot gelişimine yöneldim. Yani nedir? Çocuk bir şeyden korkmuş, çekinmiş ve kendini o dile karşı kapatmış olabilir. Biri alay etmiştir, bir şey yanlış telaffuz etmiştir. Ve kendini de o dile kapatmaya başlamıştır. Ne yapabiliriz bunlarla ilgili dedik. Son dönemin trendi bilinçaltına inelim. Travmatik bir durum vardır. Bunu bulalım. Dönüştürelim. Tabii. Çünkü değişmek değil, dönüştürebilmek çok önemli. Ve kendi çatımız altında, çünkü biz İnsan sanatı diyerek yola çıktık ve bu çatı altında yapabileceğimiz, dokunabileceğimiz kimler varsa nasıl en rahat, en pratik dokunabiliriz, ulaşabiliriz diye bunların çabasına girdik. Ve şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum, hani biraz bahsetmem gerekirse nasıl oluyor diye. Bir kere profesyonel koçluk kimliğim sebebiyle öğrenci koçluğuyla birlikte çocuk, yetişkin, hani illa küçük bir çocuk olması gerekmiyor, üniversite öğrencisi de olur. Bir iş hayatında olup da kendini çocukluğundan beri veya o yetişkin çağında da aynı sebeplerden ötürü kapatmış olabilir. Bu kişiyle özel bir seans yapıyorum.
Bu seansla birlikte ondaki o tortular ne, sebepler ne, bunları ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Bunlar ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren nefesi devreye sokuyorum. Çünkü nefesle birlikte o doğal, o bebek nefeslerimiz var ya, o ilk baştan hani en düzgün aldığımız nefeslerle kişiyi bir aslında bir check-up'tan geçiriyorum. Check-up'la birlikte saptama yapmak adına ve en hızlı çözüme gitmek adına nefesi devreye alıyorum. Nefesle birlikte kişi gerçekten bir farkındalık sürecine giriyor. Ve bu farkındalık süreci esnasında zaten kendinde dönüştürmek istediği şeylerin kendi kendine farkına varıyor. Koçlukta çünkü şu denmez, senin eksiğin bu, bunu düzelt. Hayır, öyle konuşursunuz, öyle bir noktaya getirirsiniz ki kişi kendini kendi fark eder ve dönüştürmeyi kendi istediği için zaten o iş olur. Her şeyde biliyorsunuz kişinin önce kabul etmesi gerekiyor ki değişim başlayabilsin, düzelme başlayabilsin. Çok ilginç bir konudan bahsettin Hülya'cığım. Çok uzun yıllardır tanıyorum seni. Ve senin söylediklerine özellikle yaptığın araştırmaları bildiğim için değer veriyorum. Benim bu konuda kendi gönüllü olmamın ötesinde gerçekten çocukların da dışında yetişkinlerden gönüllü olacak kişiler çok var. Peki yetişkinlerle yaptığın herhangi bir çalışmanda aldığın bir sonuç varsa bununla ilgili bizimle ne paylaşmak istersin? Tabii. Şimdi bu belli bir süreç gerektirdi. Doneleri kullanmak adına ve biliyoruz ki her insanın elbette ki farklı özellikleri var. Temel taşlar aynıdır çünkü herkesin değerleri farklıdır. Dolayısıyla ön planda olmayı isteyen bir insanla daha çekingen bir insana davranış biçimi farklı olmak zorunda. Onu ele alma biçiminiz farklı olmak zorunda. Bir tane üniversite öğrencisi, öğrencim, danışanım. Hani öğrenci danışan gibi oluyor. Seanslara başladığımızda bir kere her şeyden önce ilk görüşme bir kimya görüşmesidir. Tabii. Uyuşuyor muyuz? Tabii. Çünkü ben herkese hep şunu söylüyorum. Siz benden hoşlanmayabilirsiniz. Ha benim öyle bir lüksüm yok gibi dense de var aslında. Tabii ki. Çünkü eğer enerjiniz uyuşmuyorsa o alışverişi yapamıyorsunuz. Ben profesyonelce yaparım bunu. Hani eğitimci kimliğimle bunu çok rahat yaparım. Yapmak da zorundayım zaten. Öyle bir şey yok. Yani kimseyi tuttuğu renk takımdan ya da hangi partiye gönül vermişle ayırt edemiyorsunuz. Ama benim de değerlerim var. Bu değerlerimin sınırında dans ediyorsa karşı taraf hala bir tolere etme şansım var. Ama değerlerimin ötesine geçiyorsa ben... Birçok meslektaşım şu anda bunu belki yanlış karşılayacak ama değerlerimin çok ötesinde olan danışanlarla ben sizi arkadaşıma, başka bir dostuma yönlendireyim demeyi tercih ediyorum. Tabii ki. O da sizin seçiminiz zaten. Sizler her zaman için kişiye en büyük katkıyı nereden olabilirim diye. Hı-hı. Öyle değil mi? Tabii. Kendi aramızda bile bazı değerleri, maddiyatı, parayı bile bir kenara bırakıp bütünün nasıl faydalanacağına daha ağırlık vererek seçim yapabiliyoruz. Şimdi soruna tam cevap verebilmek adına butik bir sınıf yaptım. Bravo. Butik bir sınıfta o kimya görüşmesini her biriyle tek tek yapıp bir seviye belirleme, seviye derken gerçekten yabancı dil seviyesi anlamında tabii, söylüyorum. Tabii. Seviye belirlemeden sonra baktım ki herkes yabancı dil kurslarına gidenler bilecek A2 seviyesindeydi. Yani biraz dili bilen ama düzgün cümleyi henüz kurmayı başaramayanlardan oluşan. Benim yaptığım eğitimde konuşma ağırlıklı harika bir süreç var. Çünkü ben bu arada çok sistematik bir ülkede doğup büyüdüm ben. Almanya doğumluyum. Hı hı. Dolayısıyla her ne kadar genetik bir şey olmasa da iklim yediğin içtiğinde kişiyi çok etkiliyor. Birçok dostum şaşırmıştı böyle bir şey yapıyor olmama. Çünkü benden herkes şunu bekledi. Tahta, önümde defter, kitap, mutlaka motomot gidiyorum. Bu
bunu yazacaksın, bunu çizeceksin, ödevin şu. Hayır. Ve ben de fark ettim ki ben aslında hiç öyle bir öğretmen olmak istememişim. Olmamışım ve olmadım da. Dolayısıyla konuşmak çok güzel geldi. Başarı ya da ne çıktı ortaya dersek, bu etkili ve hızlı yabancı dil eğitiminde olay şu. Bir kuru çok yoğun bir haftada tamamlıyoruz. Bravo. Değil mi? Harika. Evet, harika bir şey. Yani normalde bir kuru 3 ay gibi bir süreçte, işte hafta sonları ya da akşam saatlerinde. Hayır. Biz şöyle diyoruz. Daha doğrusu ben buna karar verdim. Yabancı dil öğrenmek istiyor isen, yaşamına bir şey katmak istiyorsan, kariyer ve yabancı dil seninle eşit bir ölçüde ilerliyorsa, yıllık izninin bir haftasını kendine ayıracaksın. Kendin için bir şey yapacaksın. Harika bir cümleler bunlar. Şiir gibi konuşuyorsun. Bize geleceksin. Haftada 7 gün 8 saat full eğitim alacaksın. Benle eğleneceksin. Benle yabancı dil öğreneceksin. Benle konuşmak zorunda kalacaksın. Çünkü eşit seviyede diğer arkadaşlarınla ya da gelen öğrencilerle biri diğerinden bir kelime fazla bilmiyor. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Dolayısıyla kimseye rezil olma gibi bir şansın yok. Kimseye hava atma gibi bir şansın da yok. Benle espri de yapmayı öğreneceksin. Benle film seyredeceksin. Benle nefes yapacaksın. Ben seni dinginleştireceğim. Aklını, zihnini, bedenini rahatlatacağım. Ve sen izin vereceksin. Çeşmeyi ben açmaya başlayacağım. Sen de kovanı dolduracaksın. Peki bir şey sorabilir miyim? Sadece Almanca mıdır? Bir İngilizce? Hayır. Tabii ki. Yani şu anda anlaşmalarımızı öğretmen arkadaşlarımızla yapıyoruz. Tabii bu biraz da talep, arz talep meselesi. Her dilde. Harika. Yoğun olarak şu anda Almanca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca var. Harika. Her dil olabilir. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Ben Japonca öğrenmek istiyorum mesela. Hemen bulalım. Hiç bilmeyenlere de oluyor mu? Hemen bulalım. Sıfır. Ben de katılayım. Hemen bulalım, ben de katılayım. Bu kadar neşeli, canlı bir dostumuzsun. Seni çok uzun yıllardır tanıyıp seviyoruz. Bu işe kattığın neşeyi bize söyler misin? Senin işinin neşesi nedir? Farkındalık diyelim biz buna. Yani 20 senedir tanıyoruz birbirimizi. Farkındalık seviyesi bir günden bir güne hemen gelişen, artan bir şey değil. Ve ben farkındalıkla ilgili hep şöyle bir şey söylerim. Bu şimdi yaşta çıkacak tabii ortaya ama Atari oyunu gibi bir şey. Hani level atladıkça herkes... Biz tanımıyoruz o oyunu. Çok eski yaşlı insanların bildiği bir oyun. Hani her level atladığımızda çok seviniriz ya. Tamam, hallettim ben bunu. Çok iyi oldu. Bir sonraki seviye hep daha zorlu olur. Farkındalık böyle bir şey. Yani o yolda ilerlemeye başladığınızda bir kere insanlar değişmeye başlıyor. Çünkü siz bir dönüşüme giriyorsunuz. Ve sizinle aynı paralelde ilerleyebilecek, biraz üstünüzde biraz altınızda olanlar artık çevrenizde kalıyor. Akrabalarınızla tabii iletişimi koparamıyorsunuz ama geçtiğiniz her alandan, geçtiğiniz her sokaktan siz kendi neşenizi, farkındalığınızı, bilincinizi de beraber götürdüğünüz için bir müddet sonra zaten sadece onlarla birlikte olmaya başlıyorsunuz. Ne kadar güzel. Kendimi seviyorum. Etrafımdaki insanları seviyorum. Başıma gelen her neyse hayrıma olduğunu biliyorum. Bunun için de şükrediyorum. Dolayısıyla daha farklı bir şey olmasını da beklemiyorum. Çünkü düşünmüyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum. Ben her gece gözümü kapatmadan önce muhteşem, mucize ötesi evrenler yaratıyorum zihnimde. Gözümün önünde canlandırıyorum ve gülümseyerek uyuyorum. Aynen. Sabah da gülümseyerek uyanıyorum. Nefesin öğrettiği çok güzel şeylerden biri de bu. Sabah uyandığınızda daha yataktan çıkarken güzel derin bir burnunuzdan nefes alıp bütün vücudunuzu bir şenlendirin. Gülümseyin, tebessümle güne başlayın, öyle gidiyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Ben bir soru daha sorayım, ondan sonra bir daha sormayacağım. 2017 yılında Ağustos ayında Access Consciousness'la tanıştığınızda ben de oradaydım. Hı hı.
Sen ve Filiz ikiniz birlikte. Bana Akses'in hayatındaki yarattığı bir değişim dönüşüm varsa bundan birazcık bahsedersen çok mutlu olurum. Çünkü dinleyicilerimize bunu da aktarmak bizlerin çok büyük bir mutluluğu. Bugün burada olmak zaten bu değişimi ve bana kattıklarını ispatlayan bir durum. Ben yapı itibariyle biraz sorgulayıcı bir yapım vardır. Ama önceliği hep hayatım boyunca kendimden ziyade karşımdakileri kırmamak üzerine geliştirmişimdir. Akses için birebir bunu kastederek söylemiyorum ama ilginç gelmişti. Sizlere verdiğim değer açısından da yaptığınız işi boşu boşuna yapmadığınız bilinciyle de o gün oradaydım. Ve ben o gün o kanepeye uzandığımda bir kere evinizdeki huzur zaten apayrı bir şeydi. Teşekkür ederim. Tam bir teslimiyetle ben oraya uzandım. Ve gerçekten o sevginin, o enerjinin aktığını hissettim ve aktardığın bilgiler ışığında da ben oradan arınarak kalkmayı dilemiştim. Ve öyle de kalktığıma inanıyorum. Bu süreç esnasında çok mucizeler yaşadık aslında. Ben izliyorum uzaktan birazcık. Evet, sevgiyle. Çok hayatın tatlı, acı sürprizleri ne yazık ki son iki yıl içerisinde de yaşanmadı değil tabii ki. Mutluyum. Sizler açısından da çok mutluyum. Çünkü hani biz artık dostluğun ya öyle bir kavram yok belki de bunu tarif edecek. Evet. Dolayısıyla bu değişimi, bu mutluluğu, bu sevinci, bu bolluğu, bereketi görmek çok sevindirici. Ve bu kaynaktan hepimiz faydalanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. O gün ben hep bir şey söylerim, hani hepimizin kullandığı şeydir. Her şey bir müsaade işi. Tabii. Demek ki o gün orada olmayı hak ettik ki, Filiz de o gün oradaydı. Birlikte bu paylaşıma girebildik. Bu bütünlüğün içerisinde olabilmek ve bundan da çevremize de fayda sağlayabilmek gerçekten mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli. Benim ilk kampanyamdı ve ilk arayan sendin. bir takım ilkleri birlikte yaşamak çok büyük mutluluk gerçekten ve ondan sonrası da bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. İşimize daha fazla neşe katmak için ne gerekir? Hülya'cığım, zaman hızlı aktı. Artık zannederim kapatmak üzereyiz. Onun için son bir şey vardı. Ondan belki başka bir programda daha detaylı bahsedersin ama bir şey yapalım. Hayat farkındalıktır diye çok özel bir çalışmam var galiba. Evet. Seçilmiş kişilerle, seçtiğimiz kişilerle. Onunla ilgili ufak bir iki cümle atarsan programımızı kapatalım. Tabii ki. Bunca yılın birikimi bir şekilde başkalarıyla da paylaşılmalı düsturuyla yola çıktım. Ve hepimizin kullandığı kelamlar biraz daha farklı. Yıllar içerisinde hepimiz bunu biliyoruz. Haddimi bilerek kimseye bir ukalalık yapmadan bende olanı biraz başkasına da aktarmak istiyorum. Seçilmiş kişiler derken herkes özel. Ama bu bilgiyi hak edecek, bu bilgiyi kötüye kullanmayıp bütünün hayrına kullanabilecek özel seçilmiş kişiler ve bu kişiler 12 ile sınırlı olacak. Hmm. 12 kişi arıyor ve bu projeyle birlikte de 2019 boyunca hayata geçirmek istiyorum. Oo, harika. O zaman şimdiden bunu kolaylıkla, neşe ve ihtişamla yaratman için ne gerekir diye soru soruyoruz Akses olarak. Bundan daha iyi nasıl olur? Seninle irtibat kurmak isterlerse de... Herhalde bir stüdyomuzdan, programımızdan ulaşabilirler. Tabii ki elbette. Stüdyomuza verdiğimiz zaten bilgilerimiz vardı. Telefon numaram. Onun dışında ulaşabilecekleri sosyal medya hesapları. Gönlü bizimle buluşmak isteyen herkese de bizim de gönlümüz açık. Evet. Ne mutlu. Çok teşekkür ederiz. Ben nefesine çok teşekkür sağlık, ediyorum. Ağzına sağlık. Çok büyük keyifti sizinle olmak. Çok teşekkürler. Efendim bugün Burcu ve Murat Aybey ile İşin Neşesi programında sevgili Hülya ile birlikteydik.
Kendisi eğitimci, nefesçi ve insanlığa katkı için yola çıkmış. Gerçekten kendini gerçekleştirmek ve sevdiği işi yaparak bu işi yapan, işin neşesiyle yapan bir kişi. Bir dahaki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Teşekkür ederiz.